Karantinanın ilk bölümünde ben en çok herhalde yani en iyi arkadaşım Nohut'tu. Gerçekten her şey ekledim. Çok güzel falafel yaptık. Instagram paylaşımlarının hepsini. Çok iyi bir humus yaptım. Onu hepiniz çok sevdiniz, çok yaptınız. Yani nohut müthiş bir bence besin. Hem ucuz hem çok kolay bulunuyor. Hem ıslatın, buzluğa atın. İşte ben haşlanmışını da satın almayı çok seviyorum. Neydi onun adı? Konserve hali. Hem hesaplı hem sağlıklı. Müthiş. Bugün humusu sonunda YouTube'a çekiyorum. Çok güzel bir humus yapacağız beraber. Bir iki tane püf noktası var. Başlıyorum. 400 gramlık haşlanmış. Kendiniz de haşlayabilirsiniz. Ben kullanacağım. Konserve. Nohutla başlıyoruz. Bunu karbonatlı suda haşlayacağız. Bu sevgili Yotam Ottolenghi'nin tarifi aslında. Yani ondan öğrenmiştim bunu. Müthiş bir püf noktası. Gerçekten nohutun o dışındaki her şeyin parçalanmasını sağlıyor. Bir kimyasal reaksiyonla. Ve müthiş pürüzsüz bir humusumuz olacak. Hemen kaynatacağım. Zaten biliyorsunuz bunlar haşlanmış. Üzerine 2 çay kaşığı gibi düşünün. Üzerine geçecek kadar su. Bir yaklaşık 15 dakika kaynatacağız bunu. İyice yumuşayacak. Sonra da makinede çekeceğiz. O arada ben buna 1-2 tane böyle şey yapmak istiyorum. 2 tane sarımsağım var. 1 tane orta boy soğanım var. Orta boy küçük arası. Nöz zeytinyağında yavaş yavaş 15 dakikada humusum hazır olana kadar pişireceğim. Bir çorba kaşığı zeytinyağı koyacağım buna. Yarım çay kaşığı tuz. Kimyon. Kimyon çok güçlü bir baharat. Böyle çeyrek çay kaşığı koydum. Karabiber. Nohutumu istediğim şey şu. Böyle bu garip bir olay oluştu ya burada. Konu bu. Tam 15 dakikada istediğim şey oldu. Bunlar da istediğim hale geldi. Şimdi bunların hepsini olay blenderdan geçirmek. Şimdi bunlar kaynadı. Şöyle. Suyunu süzeceğim. Zaten çok bir suyu kalmayacak. Bunu rondoda da yapabilirsiniz. Ama blender ile rondonun arasındaki ben size farkı söyleyeceğim. Blender sıvılaştırma üzerine. Yani onun şeyi bu girdap yaparak bu bıçağıyla beraber bir şeyi sıvı haline getirir. Rondo ise parçalar. O yüzden de yani rondoda hiçbir zaman o kadar sıvı bir şey elde edemezsiniz. Ama humus çok sıvı olması için aslında kullanacağınız en iyi alet her zaman blender'dı. Blender'dır. Onu söylemek istedim. Bu önemli bir şey. Mesela o yüzden de bana bazen diyorlar işte hani rondoda işte fıstık ezmesi yapmak istiyorum. Onu yapacak olan alet bunlar. Suyunu niye şey yaptım? Suyu sonradan içine ekleyebilirsiniz sıvılaştırmak için. Ama bir kere eğer humusun sıvı olursa daha sonra katılaştıramazsınız. O yüzden de sıvısını ben kenara alıyorum. Daha sonra ekleyeceğim. Sıvıyı ve işte yağı hepsini lütfen yavaş yavaş ekleyin. Yoksa geri dönüşü yok bu işin. Her yere döktüm. Her zaman gibi. Ben içine bir tane de sarımsak ekliyorum. Bir çorba kaşığı tahin. Yavaş yavaş kavurdum. Daha sonra hızlandırabiliriz durumu. Burada birazcık zeytinyağım var. İçine birazcık tuz koyacağım. İsterseniz birazcık rende sarımsak. Azıcık tahin. Hop. Lavaşa sürüyorum. Bunlar bildiğimiz normal bir lavaş. Fırınım 200 derecede. Sumak. Bol bol. Küçük bir parti ortamı. Tam tahılları da var biliyorsunuz bunlar. Onlar çok güzel olur. Ondan sonra simit varsa. Böyle bayat simitim var. Bunu fırına atıyorum. 10 dakika 190 derece şu an bu fırın. Bakalım. Biz de orada humusumuzu hazırlayalım. Yarım limon. Ya bu noktada artık tamamıyla bunun lezzeti size kaldı. Tahinini ayarlayın, zeytinyağını ayarlayın. Asit kesin istiyor. Ben bir çorba kaşığı daha zeytinyağı koyacağım. Biraz süt çok yakışıyor bu arada. Güzel bir sunum yapacağız buna. Hak ettiği gibi.
kıvam var. Humusun her şekli çok güzel. Bir kere bence hazırlayın. Bir sürü yani bolca hazırlayın. Sonra dondurun. Çok güzel donuyor. Ben bunu sandviç arasında da kullanıyorum. Söyleyin adını şey... Dip olarak kullanıyorum. Hemen burada bir susam. Biraz kişniş tohumu. Güzel böyle şıkır şıkır sebzelerimize kıtır kıtır ne banmak istiyorsanız. Paşa gönlünüz ne istiyorsa. Her şey olur buna. Havuç. Çok güzel. Çok lezzetli. Müthiş. Ya başka bir şey demeyeceğim. Zaten görüyorsunuz. Sürekli aynı şey. Müthiş. Yani bence kişniş tohumu da çok yakışıyor üstüne. Ayrı bir tat vermiş. Sebzeli ayrı. Bu asit ve humusun yağlı birleştiği zaman müthiş oluyor. Cips de ayrı. Çok lezzetli. Başka bir şey demeyeceğim. Lütfen deneyin. İstediğiniz gibi yapın. Beyaz peynirini denemenizi %100 tavsiye ediyorum ezineyle. Bunun için ezine ekleyin, onunla beraber yapın. Afiyet olsun. Hem sağlıklı, hem lezzetli.